Herkese merhaba. Bu hafta yine bir başka bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere her cuma yeni bilgilendirme konuları ile karşınızda oluyoruz. Sizlerden de gelen bir takım öneriler, sorular olursa bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir başka hafta o konuyu değerlendirebiliriz. Şayet sorduğunuz soru geneli ilgilendiriyorsa seve seve bu konuda da bilgi vermek isteriz. Bu haftaki videomuzda Yuva hesapları hakkında bilgi vereceğiz. Daha önceki videolarda da aslında biz detaylı olarak açıklamıştık ama geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu şöyle bir açıklama yaptı. İşte yurt dışındaki Türklerin 200 milyar dolar parası olduğunu düşünüyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla işte kur korumalı mevduat sistemi, yuva hesabı gibi çalışmalarla bunun %10'unu Türkiye'ye çekebilirsek son derece güzel bir iş yapmış oluruz diye bir açıklaması oldu. Bu açıklamasını nerede yaptı? Bir çevrim içi toplantı sırasında, özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak ile yapmış oldukları çevrim içi bir toplantıda bu şekilde açıklama yaptı ve şu ana kadarki talebin, şu ana kadarki rağbetin yüksek olduğunu, bu rağbetten memnun kaldıklarını, ama bunun %10 on seviyesine gelmesini istediklerini ve beklediklerini ve bu olduğunda da hedeflenen gerçekleşecektir şeklinde bir açıklama oldu. Şimdi 200 milyar doların %10'u yaklaşık 20 milyar dolar yapar. 20 milyar dolar Türkiye'ye gider mi? Şimdi bu soru aslında birazcık otomatik bilgi anlaşması ile ilgili bir soru. Zira bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene bu konu çok gündem oldu. OECD ülkelerinin bir arada yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde Türkiye'de buna taraf olduğu ve yurt dışında yerleşik olanların bilgilerini taraf olduğu diğer ülkelerle paylaşmayı taahhüt etti. Ve bu paylaşıma da başladığı iddia ediliyor. İddia diyorum çünkü hala o konu muamma. Yani şu anda bilgiler verildi mi? Hangi ülkelerle bilgiler verildi? Bunu bilmiyoruz. Ama sorduğumuzda paylaşımın başladığı ve zamanla taraf olan bütün ülkelerle de fiilen uygulanacağı belirtiliyor. Ancak paylaşımın hangi ülkelerle yapıldığı ve hangi bilgilerin hangi tarihte tam olarak verildiği gibi saklanıyor. Şu anda o veriye ulaşamıyoruz. Ancak bu konu tam şeffaf değilken, bu konu tam olarak kamuoyuna açıklanmamışken, kamuoyu bu konuda aydınlatılmamışken benim de etraftan gördüğüm kadarıyla Yurt dışındaki vatandaşlar bu yuvam hesaplarına veya kur kurumalı mevduat hesaplarına çok cazip bakmıyor. Çok sıcak bakmıyor. Neden çok sıcak bakmıyor? Çünkü bu hesaplara başvurduklarında, bu hesaplara para yatırdıklarında paralar Türk lirasına çevriliyor. Merkez Bankası'nın saat 11'de belirlediği kur üzerinden Türk lirasına çevriliyor. Ve Türk lirası üzerinden bir faiz veriliyor. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanının açıkladığı gibi kişilerin zararı olmayacak. Bu garantiyi veriyoruz. Zarar olursa biz üstünü tamamlayacağız diyoruz dese de şu konu unutuluyor. Yurt dışına yerleşik olanlar bunu yurt dışına vergilendirmek zorunda. Yurt dışında vergilendirdiğinde de bir miktar para ödemek zorunda vergi olarak. Çünkü kişi zaten bildirmese yurt dışında bile siz ülke olarak zaten kişinin ne kadar faiz aldığını, ne kadar para kazandığını otomatik bilgi anlaşması çerçevesinde bildiriyorsunuz, bildireceksiniz. E böyle bir ortamda vatandaşlar neden bu parayı yatırsın? E siz açıklama yapar ve derseniz ki ya tamam biz bildirmeyeceğiz. Biz otomatik bilgi anlaşmasını her ne kadar imzalamış olsak da altyapısını oluşturmadığımızdan dolayı paylaşım başlamamıştır ve e, şu tarihte başlayacaktır şeklinde bir açıklama yaptığınızda durum başka olur. Ama şu anda otomatik bilgi anlaşması varken yurt dışında yerleşik birinin bu parayı yatırmasının kendisi açısından bir takım riskleri var. Bu risklerinin detaylarını önceki iki videomda, bu konu başlıklı iki videomda detaylı bir şekilde açıklamıştım. Ancak burada da bir özetleme gereği hissediyorum. Özellikle bu açıklama sonrası bunu özetlemek gerekiyor. Belki yetkililer bunu duyar da buna bir çözüm bulur ya da bunu aydınlatır. Çünkü ben de bazen Türk televizyonlarını izlediğimde kamu spotları dönüyor. İşte Yuva hesapları ile alakalı bir takım detaylar anlatılıyor birkaç dakikalık kamu spotlarında bu konuya değinilmiyor. bu konu ile ilgili ben bir ara duymuştum işte yurt dışındaki mali durumlarla alakalı bilgilendirme toplantıları yapılacak ama hala bu toplantılar yapılmadı. Bu eşküdümlü ve eş zamanlı yapılmazsa yuva hesaplarına da yurt dışından rabet olmaz. Çünkü insanlarda bir hayal kırıklığı var. İnsanlar biz zamanında paramızı yatırdık, Türk lirasına çevirdik, Türkiye'ye konuda destek olduk ama biz bu konuda zararlı çıktık. Neden zararlı çıktık? Benim yatırmış olduğum 100 bin euro o dönemlerde 9 lirayken şu anda kur 16 lira oldu. Benim bir kurdan zararım var. E ben bu 100 bin euro Türk lirası olarak hesap ettiğimde ayda 17.000 TL mesela faiz geliri alıyor gözüktüm. Her ne kadar benim 100.000 bin euro'm artmadı, TL bazında artmış gibi gözükse de aslında düştü. Benim burada kurdan zararım var. Sene sonunda her ay 17 bin, 17 bin, 17 bin para aldığım halde sene sonunda benim param 80 bin euro değerine düştü. Ama ben bir de yurt dışında ayda 17 bin lira almış olduğum faiz getirisinin vergisini ödedim. Neden ödedim? Çünkü Türkiye Otomatik Bilgi Anlaşması çerçevesinde benim bilgilerimi yurt dışındaki ülkelere verdi ya da vereceğini söyledi. E ben onlar vermeden önce kendimi bir şekilde ihbar ederek beyanname doldurdum ve bunları bildirdim. E oradan da bana hem faiz gelirinden kaynaklı vergi çıktı hem de zamanda bildirmedimden dolayı ceza çıktı. Benim böyle bir zararım var zaten ben 100 bin euro 80 bin euro olmuş oradan 20 bin euro kaybetmişim bir de yurt dışından bunun 5-10 bin euro zarara girmişim benim param 70 bin euroya düşmüş. Ben neden bu katkıyı sağlayayım? Tamam benim hiç zararım olmayacaksa karın da olmasın eğer ihtiyaç varsa ben seve seve e, bu paylaşımı yaparım bu yatırımı yaparım diyor vatandaş ama kafasında bu soru işaretleri var. Bu soru işaretleri yanıtlanmadan bu hesaplara, bu kur korumalı mevduat hesaplarından yurt dışından ilgi alaka olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak benim kanaatim bu yönde. Her ne kadar yetkililer o rağbet çok fazla dese de benim etraftan aldığım bilgiler, e, gereksizlerden gelen yorumlar, telefonlar bunun bu yönde olmadığını gösteriyor. İnsanlar bize soruyor. Avukat bey biz yatıracağız zararımız olmayacak mı? Kardan da vazgeçtik. Kar da istemiyoruz ama Almanya'daki mali makamlarla sorunumuz olur mu? E biz de olabilir diyoruz. Siz eğer oradaki kazancınızı burada vergilendirmezseniz sorun yaşayabilirsiniz diyoruz. Durum da bu zaten. Ama siz vergisini ödersiniz. Buna rağmen kâra geçebiliyorsanız buyurun yatırın diyoruz insanlara. Ama bizim dememiz yeterli değil, kısıtlı. Sizler bunu gerek yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak gerek devletin konsoloslukları olarak bilgilendirme toplantılarında anlatmalısınız anlattığınız takdirde, insanlar aydınlandığı takdirde rağbet gösterir. Yoksa 200 milyar doların, 20 milyar dolarının bırakın %10'unu, %1'in bile ben gideceğini şahsen düşünmüyorum. Yanılıyorsam sizler beni düzeltin. Yorum kısmına da bunu yazabilirsiniz. Evet, bu haftaki konumuz da bununla alakalıydı. Bir başka hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız sizleri takip etmeye devam ediniz. Eğer kanalımıza henüz abone olmamışsanız abone olup bildirimleri açınız. Böylece sizlerden olumlu tepkiler geldiğini gördükçe yeni konularla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.